Herkese merhaba. Bu anlık bir video oluyor, o yüzden gülüyorum. Aile yürüyorduk, dedem vlog mu çeksek? Benim de şarjım yok diye hiç teklif etmemiştim ama hadi çekelim dedik. Uçak modunu aldın mı? Hayır, hemen alayım. Belki bilmeyenleriniz vardır, biz Altınoluk'ta yaşıyoruz. 6 ay oldu buraya taşınalı. Değil mi Hamza? Şu an simülasyonda gibiyiz. Kış geldi. Yazın çok fazla bir şey hissetmedik. Ama kış olduğu için az insan var. Yani bir simülasyona koyulmuş gibiyiz böyle. Sanki burada hayatta kalmaya çalışıyor gibiyiz falan. Sanki şey Black Mirror gibi. Aslında Altınoluk şu an benim tahmin ettiğimden daha kalabalık. Ben gerçekten hiç kimse olmayacağını düşünüyordum. Ama burada bu insanlar var. Marketler açık. Şu an sahilde 20-30 kişi falan vardır. 20-30 mu? Bence 50-60 kişi gördük ya. Yaşlılar yürüyüş yapıyor. Biz de yürüyüş yapıyoruz. Evde yemek kalmadı. İstanbul'a gideceğimiz için alışveriş de yapmadık. Her gün börekçi değil. Her gün yarın gideceğiz diye. Alışveriş yapsaydık daha az sardı yani. Aynen. Öyle Altınoluk'u ben sevdim. Geçen sene gelmiştik ilk kez. O zaman biraz daha ileriye gelmiştik. Sevdik. İleriye yani. He, aynen. Altınoluk'un girişine gelmiştik. Oradan evet, 10-15 kilometre daha gelince Altınoluk merkez. Altınoluk'u gezdirin diyorlardı aslında. Biraz etrafı göster şöyle. Çok güzel ya, yemin ediyorum. Şöyle bir göstereyim Altınoluk'u. Burası sahil kısmı. Burada denize giriyorlar. Buralar komple Kaz Dağları. Şu manzaraya bakar mısın ya? Sahilde iki tane bir tane yaşlı çift oturmuş romantik muhabbet ediyorlar. Çok tatlı. Hamza da burada huysuzluk yapıyor bize. Hamza. İnşallah çok rüzgar sesi gelmiyordur. Mikrofon evde çünkü. Direkt telefondan çekiyoruz. Bak kedi. Bak burada kedi var. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bak gülüyor, bak gülüyor. Ne ne ne. Ay, sevdin mi? Sevdin mi bizi yavrum? Erkek değil mi? He, erkek erkek. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Sağ olun. Bak sev, hani kedi. Bak kedi. Teyze. Bak kedi. Seviyor musun? Hadi sev bakalım. Paça atacak sana. Oğlum kedilere güven olmaz ha. Ne oraya mı kaçtın? Hadi yürüsün bakalım biraz. Şöyle güvenlik önlemi olarak kapşonu tutma. Maşallah sana, maşallah. Hem dede. Hadi kalk. Hem dede. Dede nerede? Şu oğlum. Ah dişlerimiz. O da dede. Dede. Hani dede? Dede. 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 Dede diyor bak. Dede. 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 Getir. Gel nereye götürdün? Dikkat et ha, o kedi pati atıp duruyor buna. Aman hayvanın tahtı belli olmaz ya. Ay o pis gazeteyi alalım. O kadar da bağırsak florası zenginleşmesin. Hamza. O ne? Ha? O bir kedi. Kedi. Size iyi günler. İyi günler, hoşça kalın. Bak Selahattin uzak tut ya. Bak gördün mü? Bebek kedi. Lan bu köpek olsaydın severdin. İt olayım. Ay kahveniz olsa şu Alsancak'ta kahve yok mudur ya? Vardır ya, kahve alırım birazdan. Soruyorsunuz günleriniz nasıl geçiyor falan diye.
bazen dışarı çıkıyoruz böyle geziyoruz. Günlük işlerimizi hallediyoruz. Markettir, işte kargodur falan. Ondan sonra senin yüzün çıkmıyor. Kolum kısa olduğu için böyle yapamıyorum. Ya Selahattin ya, illa çocuğu tırmalayacağım. Tamam be, Allah Allah, yanına gitmeden aldım. Oy, yanaklar üşümüş benim oğlumun. Yazlık yerlerde böyle yaşamak çok güzel ama biraz sıkıcı olabiliyor. Sonuçta burada yaşayan herkes emekli. Neredeyse genç insan yok yani. Veya büyük şehirlerdeki gibi imkanlar olmayabiliyor. İşte ne bileyim, etkinlikler. O yüzden biz sık sık Edremit'e gidiyoruz. Hadi gel yürüyelim biraz ya. Öyle. Ben çok arkadaş arayan bir insan olduğum için en çok zorluğu arkadaşsızlıktan çekiyorum. Şimdi bu videonun altına biliyorum Altınoluk'ta yaşayan varsa arkadaş olmak için teklifte bulunacak. Ama teklif ediyorsunuz, sonra ne çağırıyorsunuz ne ediyorsunuz alamıyorum, üzülüyorum. Geçen gün Şok Market'e gittim bez almak için. Kasiyer kız baktı böyle, dedi ki siz YouTuber musunuz dedi. Dedim evet. Şey videosunu izlemiş, bu iPhone 11 ile evlilik teklif etti. Şuraya ekliyorum hemen. İzlemeyen varsa izlesin. Ekliyorum diyorsun, eklemiyorsun. Ama onları sen eklemen gerekiyor. Ben onları eklemeyi bilmiyorum. Neyse, evlilik teklifinizi gördüm falan işte. Burada, ben de burada oturuyorum diye izledim falan. Abone oldum falan dedi. İstersen yaz bize. Beyza ile tanıştırayım sana dedim. Hala yazmadı. Ya siz hiç mi yalnızlık çekmiyorsunuz burada ya? Hani benim herhalde işim gücüm olmadığı için biraz yalnızlık çekiyorum. Ama şimdi İstanbul'a gidince tekrardan nefretiniz tazelenir yani. İstanbul olan nefretiniz. İstanbul'da arkadaşın var, gidemiyorsun yani. 3 saatte gidiyorsun yani. Buradan da 3 saatte gidiyoruz. Ama her gün gidemiyoruz. Arkadaşınla da her gün buluşamıyorsun ki normalde. Olsun yani, en azından evime gelebilirlerdi yani. Hamza için bütün arkadaşlarım her gün gelebilirdi. Boş buldukları her zaman gelebilirdi. Böyle sessiz sakin şöyle gösterelim. Hiç iyi bir insan yok bakın. Tane varmış arkada. Burası Viyana olsa beğenirdiniz ama burası altın olur. Bakın şu da bizim küçük teknemiz. Şu. Gösteremiyorum. Şu. Turna yazıyor, görüyor musunuz? İnanmayın inanmasın yani, ne yapalım? Size yalan borcumuz yok. Benim teknemiz şu. Ama orada Acar'ım yazıyor. Tamam işte, ikinci çocuğumuzun adına Acar koyacağız. Ben o yüzden şimdiden yaptırdım tekneyi. İşte bakın, bu bizim yeni teknemiz. Turna yazıyorlar. Ya, o yüzden diyorum ben zaten. Ya, çok güzel fotoğraf çekilir burada ya. Ama şu an video çekiyoruz. Hadi devam et. Hadi bir tane fotoğraf çek. Şarjı nasıl, şarjı mı çek? Sonra videoyu çekemeyeceğiz. Hadi. Bu da 2.10 olduğuma inanmayanlar için gelsin. Gördüğünüz gibi ben Selahattin'den uzunum. Eğlenceli oluyormuş böyle vlog ya. Bence erken yaşta böyle yerlere gelmek herkes için çok doğru bir karar değil. Bir dakika, sol profilden sanki daha iyi çıkıyor. Ama herkes için tabi böyle kalabalık şehirlerden böyle yerlere kaçmak doğru bir karar değil. Bizim kira gelirimiz var diye biz rahat hareket edebildik. Ama düzenli gelirimiz yoksa burada kesinlikle hayatta kalmak çok zor. Merkezi olmayan yerlerde uyguna kiraları var. Mesela Altınoluk'ta çok pahalı aslında. Ben geçen videoda ucuz demiştim. İstanbul'a göre ben ucuz dedim. Ama böyle yerde yaşayan için mesela sakin yerlerde 300-350 liraya oturuyor mesela millet, normal. Tamam da Edremit'e 300-350 liraya ev bulamazsın ki yani. Yani şöyle mesela atıyorum Güre'de falan biraz içerilerde. Yine de 500-600. O civarda bulabilirsiniz yani Edremit'te falan. Edremit de güzel bir yer aslında. Ne yapıyorsun? Koluna girdim. Neden? Ay. Adam söyleyeceklerini unuttu. Aslında burada yaşamak çok güzel. Yani nasıl güzel? Bütün arkadaşlarınızı buraya taşınmasını sağlayacak kadar paranız varsa çok güzel bir yer. Şimdilik işsizlik problemi dışında Altınoluk'ta yaşamaktan memnunuz. Bir de biraz etkinlik, benim için etkinlik problemi. Ve tabii ki o etkinliklere beraber katılacağım bir arkadaş. Tabii Selahattin'e katılabilirim ama mesela çocuğu kime bırakacağım? Çocuğu bırakıp gezmek istiyorum. Benim amacım o. Le 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 le. La 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 la. La 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 la. La. La.
Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne? Ne istiyorsun? Ne? Ne istiyorsun? Ne? 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 Ne istiyorsun? Gerçekten YouTube için sürekli içerik üretmek çok zor. Her şeyi de çekemiyoruz yani. Bizi utandırmayacak şeyler olması gerekiyor. Çok önemli bir şey. İleride yarın bir gün birisi bu ne lan, salak mısınız? Veya şöyle misiniz, böyle misiniz tarz şeyler olsun istemiyoruz. Biz bizi tanıyan insanlarla hayatımızı paylaşıyoruz yani. Günlük şeyler paylaşıyoruz. Onlar da bizi izlemeyi seviyor demek istiyorum ben. O yüzden temizlik falan ben çekmek istemiyorum yani. Zaten temizlik yapmıyoruz ki. Sevdiklerimizden uzak olmak tabii ki çok zor. Ya onları çok özlüyoruz, onlar bizi özlüyor. Sürekli görüntülü konuşuyoruz. Ya zaten temiz hava aldıktan sonra evimize gideceğiz. Birkaç tane daha işimiz var, onları halledip. O yüzden şarjım bitmesin. Blok. Belki birkaç tane de fotoğraf çeker Selahattin bana. Şöyle şurada oteller falan var. Motel yani. Biz yazın ilk geldiğimizde buraya taşınmak için oralardan bir tanesinde kalmıştık. Evet, günlüğü 100 liraya kalmıştık. Denize sıfır böyle. Denize sıfır derken işte arada bir tabii yürüyüş yolu var böyle. Sezon dışında belki daha ucuza kalınabilir yani. Aynen, sezon dışında daha ucuza kalınabilir ama sezonun içinde de 150'den aşağıya bulunamaz bence. Bence de. Burada waffle'cılar var, kumpirciler var. Bu senenin bombası lokmacılar vardı. 8-10 tane lokmacı vardı ve tabii öyle olunca... Hatta o da bizim takipçimiz çıkmıştı. Şurada Lokmarş diye bir yer var. Bize lokma ısmarlamıştı sağ olsun. Teşekkür ederiz izliyorsa eğer hala. Onlar da kapattı gittiler işte kış olduğu için. Burada yazın normalde bütün dükkanların önünde şurada sandalyeler oluyor. Oraları da kiralamak zorunda oluyorlar. Biz aynen, hiç oturmadık ama. Oturduk ya, pizza yedik ya. Yani deniz kenarında 3-4 evet, liraya çay içebiliyorsunuz yani. Ama burada gerçekten adım atacak yer olmuyor yani yazın. Kışın buranın nüfusu 30 bin civarında. Benim bildiğim yazında 650 bin oluyormuş. O kadar aynen. Fark olmaz ya. Ay inan öyle kardeş. Selahattin takmış bir tane çocuğa. Ay inan öyle kardeşim. Ay inan. Öyle işte, biraz da sahilimizi gösterelim dedik. Videoyu kapatmadan önce. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenip yorum yazmayı unutmayın. Nokta virgül. Ünlem. Her şey olur. Aşağıya biz kişisel hesaplarımızı, tüm sosyal medya hesaplarımızı vesaire yazıyoruz. Bizi oralardan da takip etmek isterseniz edebilirsiniz tabii ki. Tamam. O zaman kapatıyoruz. Instagram adresim Selahattin Turna. Çok yaratıcı. Kolum ağrıdı. Vallahi kolum ağrıdı. Hadi kapatalım artık. Tamam. Ya. Kendinize iyi bakın. Dur bir dakika, suratıma bak. Heh, hadi geleyim. Kendinize iyi bakın söyle hadi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.